dış politikasını özetleyen sloganı buraya sizlerin huzurunuza koydum. İsrail'e olan aşkınızı fotoğraflarla göstermeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan olur olmaz gitti, ADL'den cesaret ödülü madalyası aldı. Biz bunu söylediğimiz zaman diyorlar ki bu cesaret ödülü madalyasını diplomatlarımız için aldık. Diplomatlarımız için niçin Demirel'e vermediler? Niçin Özal'a vermediler? Niçin Mesut Yılmaz'a vermediler? Niçin Ecevit'e vermediler? Biz her türlü koşulda siz İsrail'e büyük bir jest yaptınız. OECD'ye girmesine onay verdiniz. Siz yaptınız. Yetmedi, bir jest daha yaptınız. İsrail'in NATO'ya onay verdiniz. İsrail'in NATO faaliyetlerine katılmasına siz onay verdiniz arkadaşlar, ben vermedim. Türkiye'de ne biz, ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne diğer partiler, hiçbirisi son 20 yıldır iktidarda değil. Siz verdiniz. Sizin tarihinizde olanları söylüyorum. Sayın Milletvekili Hatip'in söz hakkına lütfen müdahale etmeyin. Arkadaşlar gelin burada konuşun. Gelin burada konuşun. Sayın milletvekilleri, Hatip kürsüdeyken lütfen sükuneti sağlayalım. Sayın Meclis Başkanımız dedi ki Hatip konuşurken bağırmak sokak adabıdır. Dün dedi, dün. AK Partili yöneticiler ve çocuklarının sahibi ve ortağı olduğu, işletmecisi olduğu gemilerle İsrail'e mühimmat taşımaktan vazgeçin diyoruz. Starbucks'larda boykot yapıyoruz. İsrail sizin eylemsizliğinizden, tavırsızlığınızdan cesaret alıyor diyoruz. Miting yapıyoruz diyorsunuz. Mitingin parasını kim ödedi arkadaşlar? Metin Akbaşoğlu burada dedi ki AK Parti olarak yapıyoruz dedi. Ama siz devlet olarak ödediniz. Sayın bu kadar ikiyüzlüsünüz. Lütfen. Bu sizin mitinginizden daha iyisini Avrupa'da, Amerika'da, Londra'da, Tokyo'da oradaki Hristiyanlar, Yahudilerden, sizlerden daha iyi miting yapıyor. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Elinizde Filistinlerin kanı var. İşbirlikçisiniz. İsrail'in Gazze'ye attığı her bombada katkınız var. Hemen şimdi gerçekçi bir adım atın. Türkiye'ye öncülük etsin. Pakistan, Bangladeş. Sayın Bites, selamlayın lütfen. Bitiriyorum başkanım. Şimdi bizim konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum.